Diyabet deyince insülin hormonunun düzensiz çalışmaya başlaması sonucu görülen bir grup hastalığı kastediyoruz. İnsülin kandaki glikoz seviyesini yani kan şekerini düzenleyen ve pankreas tarafından üretilen bir hormon. Evet. Diyabet olarak adlandırılan terim aslında bir grup hastalığı içerdiğinden hastalığın farklı sebepleri vardır. Bu videoda diyabetin bir türü olan Tip 2 diyabetten söz edeceğiz. Ama tip 2 diyabetin sebeplerine geçmeden önce insülinin tam olarak nasıl işlediğine bir bakalım. Şimdi burada iki temel adım var. Koca bir öğün yemek yediğinizi düşünün. Örneğin bir tabak makarna. Yedikten sonra vücudunuz besindeki tüm maddeleri sindirim sisteminizden alıyor ve kanınıza karıştırıyor. Bu maddelerden biri glikozdur. Vücudunuz Glikozun emilimini yaptıkça glikoz kan dolaşımınıza katılmaya başlar. Bu beslenme veya emilim aşamasında vücudunuz glikozu karaciğer veya kaslar gibi bazı yerlerde depolar. Böylelikle vücudun daha sonra enerjiye ihtiyacı olduğunda depolanan glikoz kullanıma hazır hale gelmiş olur. Ne yazık ki glikoz tek başına bu hücrelere giremez. Yani hücreler bir bakıma kilitlidir. Fakat neyse ki bu sorunu çözebilecek olan pankreas var. Pankreas'ta kandaki glikoz yani kan şekeri seviyelerinin ne durumda olduğunu hisseden birkaç hücre çeşidi vardır. Bu hücreler Langerhans adacıklarında bulunur. Langerhans adacıklarındaki bu yeşil hücreler beta hücrelerini temsil ediyor. Kandaki glikoz seviyesi artınca Pankreastaki beta hücreleri bu değişikliğin farkına varır ve kana insülin denen bir hormon salgılar. İnsülin böyle yaparak hücrelerin kapısını açan bir anahtar görevi görür. Böylelikle glikoz hem karaciğerde hem kas hücrelerinde depolanabilir. Evet, insülinin düzgün işlemesi için iki adım olduğunu görmüş oldunuz. İlki pankreasın endokrin kısmında bulunan beta hücrelerinin kana insülin salgılamaları için çalışıyor durumda olmaları. İkinci adım ise bu hücrelerinin kilitlerinin açılabilmesi için insüline cevap vermeleri. Bu sayede glikoz kandan çıkarılır, kandaki glikoz seviyesi düşer. Diyabet bu iki adımdan herhangi birinin düzgün işleyemediği durumda ortaya çıkar. Yani ya beta hücreleri düzgün çalışmıyordur veya zarar görmüştür ve hücrelerin kilidini açmak için yeterli miktarda insülin üretilmiyordur. Bu durumda kan akışındaki glikoz seviyesi artar, kişide diyabet görülür. Bu söylediğim özellikle tip 1 diyabet için geçerlidir. Ya da ikinci aşamada hücreler kandaki insüline düzgün şekilde cevap vermiyordur. Dolayısıyla da kilitleri açılamıyordur. İşte bu durumlarda damarlarda glikoz birikir, hiperglisemi görülür ve kişide diyabet ortaya çıkar. İşte daha önce diyabet bir grup hastalıktır dediğimde bunu kastediyordum. Çünkü birçok farklı mekanizma diyabete sebep olabilir. Yani genellikle tip 2 diyabetin görülme sebebi bu ikinci aşamada görülen bir düzensizliktir. Buna insülin direnci deniyor. Tip 2 diyabette pankreasın beta hücreleri düzgün çalışıyor ve insülin üretebiliyor. Fakat bu insülin vücuttaki hücreler üzerinde etkisini düzgün şekilde gösteremiyor. Fakat hastalık ilerledikçe pankreasın etkinliği artıp insülin üretimini azaltabildiğini de belirtmek gerek. Yine de tip 2 diyabetin genelde bu insülin direncinden kaynaklandığı düşünülüyor. Peki Hücrelerin insüline dirençli hale gelmesine sebep olan şey tam olarak nedir? Ne yazık ki buna verilecek basit tek bir cevap yok ve tip 2 diyabetin sebepleri çok karmaşık. Yani tip 2 diyabet birçok farklı etkinin bir araya gelip sorun oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Hadi gelin şimdi buna daha detaylı bakalım. Şuradaki bazı yazıları siliyorum. Ekranda çizecek yer olması lazım. <laughs> Evet. Bu risk faktörleri neler? En önemli faktörlerden biri genler. Hatta ailede örneğin anne babada veya büyük anne büyük babada tip 2 diyabet görülmüşse kişi de tip 2 diyabet görülme riski yüksektir. Diğer faktörler arasında obezite, yüksek tansiyon ve ilerleyen yaş vardır. İşte tüm bu faktörler ve başka sebepler bir araya gelince insülin direnci görülüyor. Peki bunu daha iyi nasıl anlayabiliriz? Diğerlerinden daha iyi anlayabileceğimiz faktörlerden biri belki de obezitenin etkileri. Daha önce bahsettiğim kilit örneğini tekrar kullanalım. Obeziteyi sürekli bir beslenme durumu olarak düşünelim. Bu durumda pankreas sürekli insülin salgılıyor ve sürekli beslenmeden kaynaklı yükselen glikoz seviyesini yani kan şekerini düşürmeye uğraşıyor. Zamanla bu hücredeki reseptörler veya kilitler insüline karşı hassasiyetini kaybediyor. Bu sebeple insulinin etkilerine de direnç gösteriyorlar. Bu direnç fikrini anlamak için bir benzetmeye başvuralım bakalım. Şimdi bunun bir anahtar yerine bir insan olduğunu düşün. Bu kişi şapka takmaya karar veriyor. Şapkayı ilk taktığınızda kafanızda hissedersiniz. Fakat zamanla diyelim 10-15 dakika sonra dokunma reseptörlerinin sürekli olarak uyarılması şapkaya karşı hissizlik oluşmasına sebep olur. Bir süre sonra şapka kafanızda değilmiş gibi hissedersiniz. İşte vücuttaki hücreler de buna benzer. Eğer hücreler sürekli olarak insüline maruz kalırsa, insüline cevap vermeyi bırakırlar ve hücrenin kilidi açılmamış olur. İlk başta Pankreas bu direnci daha fazla insülin üreterek telafi etmeye çalışır. Fakat zamanla pankreas insülin direncine karşı gelememeye başlar ve sonucunda vücut insülinle kandaki glikoz oranını düşürme yetisini kaybeder. Bu da hiperglisemi ve onunla ilgili diğer komplikasyonlara sebep olur. Fakat bu süreç zaman alabilir hatta insülin direncinin başladığı an ile tip 2 diyabet belirtilerinin görülmesine kadar geçen süre yıllar alabilir. Aynı zamanda erken teşhis ve tedavi sayesinde ciddi komplikasyonların önüne geçilebilir. Bu sebeple risk grubundaki insanların taramasını yapmak çok önemlidir. Yani risk etkenlerini taşıyan insanların tip 2 diyabet bulundurmaları ihtimaline karşı taramadan geçmeleri gerekiyor. Bunun için düzenli olarak kandaki glikoz seviyesi hiperglisemi riskine karşı kontrol edilmeli. Böylelikle hiperglisemi teşhis edilebilir ve belirtiler görülmeden önce tedaviye başlanabilir. Umarım bu video tip 2 diyabeti daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Tip 2 diyabet pankreasın kendisiyle veya insülin üretimiyle ilgili bir sorundan kaynaklanmıyor. Onun yerine vücutta insüline cevap vermesi gerekirken Tam tersi ona direnç gösteren hücreler sebebiyle görülüyor.